Benle kavga ediyordu diyor ya. Büyük ekşi benle kavga ediyordu diyor Galatasaray Fener maçlarında. Galatasaray'ın oynadığı başka bir takımla, Fenerbahçe'nin başka bir takımla oynadığı maçlarda. Benimle kavga ediyordu diyor. Çocuk gibi kavga ediyordu diyor. Şimdi orada federasyon koltuğuna oturuyor. Kardeşim bu kadar fanatiklik olmaz diyor. Ben birebir kavga bile ettim diyor neredeyse. Abi. Galatasaray'ın hadi mevzu bahisini taraftarlar sosyal medyada da tartışıyorlar ya. Penaltı verilmedi, şu oldu bu oldu. Ya gidip federasyon başkanıyla bunun maç izlerken bile kavgasını yapan bir başkan şu anda o koltukta oturuyor. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Çok fazla gündeme gelmiyor. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanı ile alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Ve bunlar bize göre teyite muhtaç iddialar. Doğru mu değil mi bilemiyoruz şu anda. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla tekrar diyorum camiamız adına soruyoruz. Sayın Büyükekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? Bu konuda da ilgili acil cevap bekliyoruz camiamız olarak. Buradan bu sefer hakem performansına bir girmek istiyorum. Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük, en minik Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle sürmeyeceğini, gidemeyeceğini artık herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu iş bu yani sürdürülebilir bir durum değil artık bu. 7. hafta itibariyle saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı ki bu yorumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum. Bütün Süper Lig maçları için. Bizi en rahatsız eden detaylar bütün standart dışı kararlar. Yani hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe üzerinde konuşuyorum. Fenerbahçe'nin lehine bir pozisyon olur gibi olursa saniyeler içinde hemen nihayet erdiriliyor karar. Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum olur gibi olduğu zamanda da hepinizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Fenerbahçe'nin aleyhine bu karar nasıl çıkar diye. Şimdi bu hakem performansıyla alakalı ve zaten kulağımıza gelen bazı duyumlarla ilgili Sayın Başkanımız Ali Koç hafta içi tarihini bildireceğiz. Bazı açıklamalar yapacak.